Muğla'da koruma altına alınan 4400 tarihi aşıp evin bulunduğu bölgelerde görsel kirliliğe neden olan telefon ve elektrik kabloları yer altına alınacak. Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün TEDAŞ'ın 1995 yılından beri elektrik kablolarının yer altına alınması ile ilgili çalışması olduğunu belirtti. Elektrik kablolarını yer altına alma projesi ihalesinin birkaç defa iptal edildiğini ifade eden Gür'ün, son olarak da ödenek sorunu vardı. Sayın Enerji Bakanı ve milletvekillerimizle konuşarak ödenek için söz aldık dedi. Sit bölgesinde alınması, yer altına alınması gereken kısımla ilgili 1,5 trilyonluk ek ödenek gerekliydi. Tabii Muğla'nın diğer yerlerinde de yapılması gerekenler var. Ama bizim için acil olan konu özellikle Sit bölgesinde bir an önce yer altına alınması. 1995'ten beri sürüyor çünkü bu. Muğla'nın tarihi evlerini koruma projesi kapsamında 1,5 milyon YTL harcanacağına işaret eden Gür'ün, Muğla'da 4400 tarihi ev koruma alanında bulunuyor. Özellikle Sit bölgesinde bulunan elektrik kabloları bir an önce yer altına alınacak ve tarihi evler özel yöntemlerle ışıklandırılacak. Bu proje 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacak diye konuştu. İhalesi tamamlanan Muğla Kent Merkezi kanalizasyon çalışmasının başladığını belirten Gür'ün şöyle devam etti. Bu çalışma sürerken telefon ve elektrik kabloları da yer altına yerleştirilecek. Öncelikle elektrik telleri büyük önem taşıyor. Bu teller insanı rahatsız eden görsel kirliliğe neden oluyor. Bu çalışmaları TEDAŞ ve Türk Telekom'la yürüteceğiz. Kablolar yer altına alındıktan sonra ise belediye olarak yolların asfalt ve parke kaplama çalışmalarını tamamlayacağız. Koruma altındaki tarihi evlerin tamamının ahşap ağırlıklı olduğunu vurgulayan Gür'ün, burada en büyük endişemiz de elektrik kontağından yangın çıkması. Bu proje hayata geçtiğinde elektrik kesintileri çok aza inmiş olacak. En önemlisi proje tamamlanınca elektrik kontağından çıkan yangınlarla tarihi ahşap evler zarar görmeyecek dedi. Bizim 2008 sonuna kadar bunların bitmesini bekliyoruz.